hayatım. Şurada bir kuyumcu var. Burada dursana. Ya Nisa'cığım niye acele ediyorsun? Ay yok vallahi o taşı yapıştırayım da içim rahat etsin. Dur şurada dur. Nisan niye bu kadar acele ediyorsun? Ay Sinan. Nisan benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ay yok vallahi Sinan konuşma. Yani ben gideyim şu taşı yapıştırayım yerine oturtturayım ondan sonra alayım. Sonra annem parmağımda görmez. Ay yok bu yüzüğü beğenmedi takmak istemiyor der. Kendine yeni gelin adayları bakmaya kalkar falan kendimi keserim yani ben de. Nisan ben seni gerçekten ilk defa bu kadar heyecanlı görüyorum. Ne yani sen değil misin heyecanlı? Konuşmadan seni ulu orta her yerde öpme şansına sahip olacağım. Daha ne isterim ki? Konuşmayayım diye yapıyorsun. Ha. Hastanede görüşürüz. Dikkat et yavaş yavaş. Ay, tamam. Yani bakarak anlayacağınız bir şey olduğunu zannetmiyorum ama tabii siz madem elinize aldınız bakmak istiyorsunuz tabii buyurun bakın yani. Çünkü bu yüzük antika. Yani Sinan'ın annesi bana verdi. Ona da kayınvalidesi vermiş. Böyle ailenin erkeklerinden ondan ona ondan ona geçiyor. Ben de ileride Sinan'la bir tane oğlumuz olursa ben de gelinime takmayı düşünüyorum. Kaşıkçı yüzüğümsü bir şey yani bu. Elması. Ne? Elmas mıymış? Yok, kaşıkçı elması onu kastettim. Ha evet elmas değil çünkü pırlanta ondan eminim. Yok pırlanta değil maalesef. Ne değil? Yüzük pırlanta değil sahte. Kim sahte? Ya gerçekten sahte ben yapıştırdım düşmez ama maalesef maddi değeri yok. Çok ayıp beyefendi. Yani gerçekten çok ayıp. Yani şuncacık yüzüğü beğenmediniz diye buradakilerin hiçbir tanesine benzemiyor diye kıskanıp benim yüzüme sahte diyorsunuz siz ya. Siz de içiniz kendi içiniz sahte olmuşsunuz. Allah Allah var ya hepiniz tüketim toplumunun birer kölesi olmuşsunuz. Ne sahte ya? Bunun nasıl sahte olabilir? Ben bu yüzük için neler çektim biliyor musunuz? Başıma neler geldi bu yüzük yüzünden biliyor musunuz? Neresi sahte olabilir? Bu yüzük kesinlikle sahte madde değil. Ben eminim sahte olmadığından. Allah Allah sahte. Madem sahte 5 TL yeter. Ya benim yüzüm nasıl sahte olsun ya? Şişt, acaba Sinan yerde böyle sahte başka bir şey mi buldu taş yerine? Vallahi en mantıklısı o. Yoksa sahte mahte olamaz canım benim ya. Saçmalama Nisan ya. Bu yüzük sahte olamaz. Çok güzel. Ya ben de öyle diyorum ama 6 tane kuyumcuda aynı şeyi söyleyince acaba mı dedim. Ha. Ama kadın niye sahte yüzük versin ki? Ben de anlamadım ama ya ben bunu Sinan'a hayatta söyleyemem ya. Hele bir de birilerine sorduğumu falan duyarsa utancımdan ölürüm ya. Belki Sinan'ın da haberi yoktur. Ay yok ya. Ay yok canım Türkan annem öyle şeyler yapmaz. Ha, belki onu da kayınvalidesi kandırdı ha olamaz mı? Yani şimdi kadını boş yere utandırmayalım ya. Hem bütün yalanlarımızı affetti. Beni gelini yaptı seni de asistanı yaptı. Kırmayalım kadın pamuk gibi bana ha. Ya pamuk. Yok. Yok vallahi yok. Olmaz ben bunu hayatta Sinan'a söyleyemem ya. Hem sonuçta ben kan olan yüzüğe evet demiş kadınım canım. Bu sahte olsa ne olacak? Sonuçta Sinan gerçek değil mi? Tabii canım ne olacak ki yani? Değil mi? Yok yok. Bana bak. Bu tamamen ikimizin arasında kalıyor tamam mı? Tamam. Ben bunu birine daha mı göstersem ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.